Beşiktaş 7, Hatayspor 0. Şimdi altyazı olmuş biliyor musun Ertuğ? Beşiktaş 7, Hatayspor 0. 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş. TV 100 ekranları, Türkiye'nin yüzü, Türkiye'nin yeni yüzüne hoş geldiniz. Resmi değil ama. Fiili şampiyon. Gayri resmi şampiyon diyelim. Gayri resmi demeyelim. Fiili şampiyon diyelim. Fiilen şampiyon. Resmen şampiyonluğunu Beşiktaş ilan eder. Benim buradan da gayri resmi şampiyon. Abi, dur. Müziği verelim, sesi verelim. Deniz Hoca'yı gösterelim, bir hakem camiasını gösterelim. Bir hakem camiası görsün bakalım. Beşiktaş'ta nasıl görünüyor? Hakem camiası. Merkez Hakem Komitesi'ni görelim. Yeni Merkez Hakem Komitesi Başkanımız. Anlık Merkez Hakem Kurulu böyle duruyor şimdi. Anlık böyleler şu anda. Nasıllar? Şöyle duruyorlar. Anlık. Anlık MHK. Anlık MHK. Bu kadar rahatlar şu anda. Beşiktaş sayesinde. Çünkü Beşiktaş o kadar iyi top oynadı ki hakem konuşmaya fırsat kalmadı. Bütün algılar... Ver müziği. Sergen Yalçın ne kadar büyük bir teknik adam olduğunu yine gösterdi. Sergen Yalçın cumartesi göreceğiz dedi. Tüm Türkiye'ye gösterdi. Futbol oynayarak biraz algıları yıktı. Çok iyi top oynadı Başka Beşiktaş. Başka müzik verelim. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Bakın fiyat performans olarak Beşiktaş takımı bu ligin şu anda Barcelona'sı. Hocam bir dakika özür diliyorum. Burak Arseven var. Burak abi var Köln'den. Bir mesaj attı. Attığı mesaja bak zeka kokuyor. Hatay spor takımı ve hocasını sahura kaldırmayın. Onlar 7 yattı. Onlar 7 yattı diyor. Özür diliyorum hocam. Hocam sizden iki güzel kelime. Ben çok güzel bir şey söylüyordum. Burak abi selam kesiyor ya. Ben böyle bir şey görmedim. Vallahi dayanamıyorum abi. Ya. Burada Beşiktaş'ı övecektik birazcık. Hayır zaten. Bir daha söyleyeyim. Zaten iki kere bir şey söyleyeceğim. Ben şunu bitireyim. Ya ama sen hakem yorumcusu olduğun için daha çok. Sana şimdi hakem bekliyor millet sen. Ben bir şey söyleyeyim. Ben hakem yorumcusu. Hocam bir şey söyleyeyim. Bugün susması lazım adamın. Bir saniye. Ya hep bir şey konuşsak bir saniye diyorsun ya. Emre'ye de diyorum bir saniye. Yeter kesme. Yalnız maçın hakemi Halil Umut Meyner'i kutluyorum. Ne oldu? Ya sen nasıl gazetecisin? Nasıl programcısın kardeşim? Şaşkınlıkla bakıyorum şu anda. Ne? Dalga mı geçiyorsun? Ne Cüneyt Çakır be? Zorbay Küçük ya maçın hakemi. Kim? Değil mi Zorbay Küçük? Zorbay Küçük mü? Zorbay mıydı? Hayır Halil Umut Beler. Bir şey soracağım siz. Hangi maçı izlediniz? Hayır Halil Umut Beler. Zorbay Küçük abiciğim. Hayır bir dakika Bışar'ı göster. Bışar kim dedi? Zorbay Küçük. Değil abi. Benim yaşlarda genç bir çocuk ben gördüm. Hayır Halil Umut Beler. Kim? Takip etmedin ne kadar belli. Yaşar Kemal Uğurlu. Yaşar Kemal Uğurlu. Takip ettiniz. Hepiniz hangi maçı izlediniz siz ya? Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika dur. Hocam bir dakika. Hangi maçı izlediniz ya? Bir dakika maçın hakemi. Bir saniye. Maçın hakemi Halil Umut Beler. Bir dakika maçın hakemi. Sevgili seyirciler. Takip etmiyorsunuz abi. Bir dakika ya. Bu maçın hakemi Halil Umut Beler değil miydi? Hayır. Halil Umut Beler değil mi? Kimdir sen Cüneyt Çakır diyorsun. Zorbay Küçük. Zorbay Küçük. Abi hareket yapın. Yaşar Kemal Uğurlu. Evren Turan diyor ki Yaşar Kemal Uğurlu. Takip etmiyorsunuz. Of demedin ama. Of. Yaşar Kemal Uğurlu. Bir dakika sen niye gülüyorsun Deniz Hoca? Siz hangi maçı izlediniz ya? Beşiktaş Hatay. Ya demek ki müzik hakem, bizim. Hakem bu kadar ön plana çıkmamış ki herkes farklı bir hakem farklı bir hakem olarak gönderiyor. Hakemi görmedik abi. Bir kere. Bir hakemi görmedik. Şunu söyleyeyim özellikle. Maçı bugün. Bir şey söyleyeceğim. Maçı bugün. Halil Hoca çok iyiydi ama helal olsun. Ya görmedik işte ya. Zorbay. Anket maçı, yapsana maçın hakemi kim? Maçı bugün. Bugün Beşiktaş Hatay maçını kim yönetti diye yazsanıza. Maçı bugün Bufenza bile yönetseydi. İnan skorda değişiklik olmazdı. Bak bu kadar maçı Bufenza yönetseydi Beşiktaş'ın oyununu engelleyecek bir durumda karşılaşamazlardı.